eşyalar var burada. Ha, ölülerin eşyaları bunlar. Ayaklarını görüyorum. Bireysel gelmek çok sıkıntı buraya. Yasak. Taraklar, paralar, remleri, diş macunları. Da içeri girmek istemiyorum. Vallahi saçı duruyor. Gözlerine bakma ama. Korkarsın. Ben size daha ne diyeyim bilmiyorum gerçekten. Vallahi ben kötü hissetmedim. Harika bir gün arkadaşlar. Çok heyecanlıyım çünkü böyle gitmeyi çok istediğim bir yere gideceğiz. Daha doğrusu burayı yeni duydum ve hemen zaten gitmek istedik çünkü adından da anlaşılacağı gibi ilginç bir yer. Ölüler Adası, hatta Kafatası Adası diye de geçiyor çünkü her yerde böyle kafatasları falan varmış. Yani ben normalde çok korkarım. Şimdiden bile korkmaya başladım. Yani bilmiyorum dayanabilecek miyim bu görüntülere. Birlikte göreceğiz. Neler bekliyor bizi ben de bilmiyorum sizin gibi. Sadece ismini duydum. Endonezya'da böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Tamamen adada inanç şöyleymiş. Ölülerin gömülmemesi gerektiğine inanıyorlarmış vesaire vesaire. Sen bütün detayları birazdan adaya gidince de anlatacağım. Ubud'dan yola çıkacağız. Biz iki kişi daha benimle birlikte olacak. İki kişiyle birlikte yola çıkacağım. Zaten birçoğunuz bu gelecek olan kişileri tanıyordur. Birazdan da çok güzel bir araç gelip bizi alacak. Ubud'dan böyle yaklaşık 1 saat 10 dakika falan sürüyor. Buradan 45 dakika limana gideceğiz. Limandan da 10 dakikalık bir adaya geçiş olacak. Vapur ya da tekne gibi bir şeyle, bilmiyorum, sandal ya da bot, her neyse. Birazdan göreceğiz. Detaylar için çok sabırsızlanıyorum. Ölüler kokuyor mu, nasıl bir yer, ne var falan hep birlikte göreceğiz. Neyse. O zaman çok uzatmadan yola çıkalım. Çok heyecanlıyım. Her şeyi size göstermek istiyorum. Let's go. Ve arabamız geldi arkadaşlar. Böyle arabam. Tatlış bir arabam. Bahsettiğim gibi yol arkadaşlarım, birlikte gidiyoruz. Hayta Bey zaten artık tanıyorsunuz. Sezar Collection var. Hoş geldin Sezar Bey. Nasıl ama? Vallahi süper ya. Gömleğin yakıyorsun yine. Bali'de bunu hissettiriyorum. Ne kadar bu gömlek? Gömlek reklam. 499 lira. 15 dolar. Hiçbir şey değil. Aynen. Ama harbiden çok ucuz. Çok güzel. Harbiden. Çok iyi ya. Kalitesine göre gayet iyi. En az 40 dolara satıyorlar. Dün toptancısına baktım. 25. Burası pahalı. Çok pahalı. Ama aynen. Güzel ürünler. Sen var, iyi satıyorsun. Güzel. Nereye gidiyoruz? Collection. Ölüler Adası'na gidiyoruz abi. Hayta Bey. Evet. Ne diyorlar? Ölüler Adası'na gidiyormuşuz. Bugün doğru ya, mu? Ölüler Adası. 3 yıl önce ziyaret etmiştim. Bugün çok heyecanlıyım. Wow. Tekrar ölülerle buluşacağız. Eyvah. Çok ilginç bir yer. Çok derin hikaye. Ölü görecek miyiz gerçekten? Kralım. Ölülerin dibine gideceğiz. Hadi bakalım. Şimdi bu arabayla yola çıkıyoruz. Hadi gidelim. Allah. Abi çok tatlı ya. Abi hazırız. Çok güzel bir aracımız da var. Evet, şimdi bu şekil ölüm kokan ada için yola çıktık arkadaşlar. Gerçekten de ada ölüm kokuyor ya. Yani ölü kokuyormuş. Gerçi ölü çok kokmuyormuş ama şimdi gidip test edeceğiz yakından. Bakalım nasıl bir yer. Şimdi 1 saat mi yolumuz vardı Hayta Bey? Evet, 1 saat. 1 saat yol gidip oradan feribotla 10 dakikada da adaya geçeceğiz. Umarım güzel bir macera olur. Böyle gidiyoruz. As the chemicals that take us higher, the night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Kaybolduk galiba. Şimdi yolu gösteriyor şey. Adı neydi bu? Agung mu? Agus. Agus Bey. Agus. Yes. We lost. We lost. The signal is bad. It doesn't find the location. But the people are already guiding me. Konumu mu karıştırmış? Ne bileyim ben. Neyse. Aynen. Geldik, şöyle bir liman tarzı bir yer var. Ay Allah'ım çok tatlı. Neredeyiz şu anda? Kuruyan köyünün karşısındayız. Köy nerede şu an, görebiliyor muyuz? Şurası. Şurası. Evet, adanın içinde. Wow, oraya gideceğiz şimdi. Evet, karayolu yok oraya. Feribotla geçeceğiz veya feribot dediğim balıkçı teknesi. Evet aynen. Minik bir tekne. Var, ahşap balıkçılar. Tek kişi oldum, bunlar da geçiriyorlar. Biz 3 kişi olduğumuz için küçük balıkçı teknesi var, onunla geçeceğiz. Oh iyi bari. Teknemiz şurada hazır. Hazır mı? Şununla bir gideceğiz. Evet. Aa küçük tatlış bir şey. Eyvah eyvah. Görüyorsunuz siyah toprak. Bakayım şöyle aynen. Dağına yakınız şu an. Çok bereketli topraktır. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır o bölgeden toprağı gibidir siyah. Vay.
Bol verimli. Şimdi bu adaya isteyen herkes gelebiliyor mu? İsteyen herkes gelemiyor bu adaya. Eyvah. Sadece turla gelmesi gerekiyor. Hı-hı. Buraya linkini bırakalım. Baledas Turları ve Onak Travel. Hı-hı. Onlar tur düzenliyor buraya. Onların acı pek tur düzenleyen firma yok. Kendi başınıza gelirseniz kesinlikle adaya ulaşımınız yasak yani. Giremezsiniz. Gitseniz bile bir şekilde tekne kiralayıp çok sıkıntı yaşarsınız. Çünkü turun yanlılar yabancıların gelmesini istemiyor. Çok heyecanlıyım. Teknemiz de şurada bizi bekliyor. Allah. Tehlikeli mi peki? Yok, tehlike yok. Ha, iyi. Tek başına gelirseniz tehlikeli. Tek başına gelirseniz tehlikeli olur. Şu an iki tane rehberimiz var. Birisi lokal Balili, diğeri ise Turunyan köyünün içinden bir vatandaş. Aa, iyi bari. Şuraya bakın ya. Çok ilginç. Hava sıcaklığı biraz daha düştü burada. Ben hatta şöyle bir ceket giydim. Zaten yeni hastalıktan çıkmıştım. Biraz da üşüdüm ama çok da şey değil, serin değil şimdilik. Güzel. Şimdi bununla gideceğiz. Yatılmaz ama orada sıcaktan. Evet ya. Gerçi serin olur gece de. Sinek. Sinek çok. Evet. Yoğun oturabilirsiniz. Gençler öne geçiyor. Okay, sorry. Ben şöyle öne geçeyim. Okay, now. Let's make a good balance. So, balance more here. Okay. Hayta yollarda. Evet. Bismillah. Yeah. Sorry. Yeah, okay. Şimdi bye bye. Buket size sunsun arkadaşlar. Neyse ne. Tekneye bindik gidiyoruz işte. Evet. Tekneye bindik gidiyoruz. Şurada bungalov şeyler varmış bakın. Konaklama yerleri. Ben bu kadar sineği bayağı sinek var ama ya. Aynen öyle. Bak, bin tane sinek. Berbat bir şey. Allah kahretsin. Ay şu an çok ilginç ya. Balık Let's go. Balık çaldım, yüzünü müzünü her yerini kapatmış. Yani tuttu galiba bir şey. Ama haklı. Oğlum o ne turuncu balık tuttu adam. Gidiyoruz. Şu an küçük bir teknede 3-5 kişiyiz arkadaşlar. Sezercik var. Balans sağlamamız gerekiyor. Hayta yollarda var. Tekne aynen. Batar yoksa. Bu şu an böyle bir oturma aynen. Düzeni oluşturduk. Aynen. Tekne batmasın diye. Allah şuraya bakın. Bu güzellik şaka mı? Ya inanılmaz. Çok güzel. Şu karşıda da böyle tapınaklar var yine. Heykeller buranın. Aha. Ha yok şeymiş. Evet, yemyeşil ya. Wow. Manzaramız gerçekten inanılmaz ya. Şurada da bakın. Göl tanrısı, balıkçı amcamız. Suyun rengi yemyeşil. Harika. Okay. Şimdi geldik, iniyoruz. Allah. Ya Allah. Evet, geldik. İndik. Ah, dayım. Yeah, hello. Apakabar. Bye. Yeah. Namaste. Apakabar. Bye. Geldik arkadaşlar şimdi böyle. Ay ben şimdiden korkmaya başladım. Hayır, tamam. Değil mi? Bunlar köylüler arkadaşlar, yerliler. Köyün adı bu arada Terunyan Köyü. Bakın arkadaşlar burada kuru kafalar var. Aynen. Girişte neye kendimizi hazırlayacağımızı burada şey yapmışlar. Bak, bir tane turist gelmiş. İşte şeyin mezarlığın girişi. Arkadaşlar mezarlığın girişinde de böyle heykeller var. Gayet korkunç duruyor. Giriyoruz. Bu da bir sürü sepet var yine. Ayaklarını görüyorum. Evet. Bakma istersen sen. Orada bak. Ya aynen. Aynen. Şurayı dükkan sonra oraya atıyorlar. Bakın. Burası ne şimdi? Şöyle bir çöplük gibi yer. Olanı. Çürüdükten sonra cesetler buraya atılıyor, kemikler. Bu eşyalar sadece, var burada. Ha, ölülerin eşyaları bunlar. Orada kemikler kafatasları var. Kafatasları burada. Yapma ya. Tabii. Allah Allah. Şu an çok özel bir yerdeyiz arkadaşlar. Abi. Ya Bali'de görebileceğiz en ilginç içerik. Kimse bilmiyor burayı. Özel izinlerle falan geliyoruz hep biz. Bakar mısınız ya ölen insanların kontakları çok sağlam Turunyan köyünün yetkilileriyle. Bireysel gelmek çok sıkıntı buraya. Yasak. Görüyorsunuz ölüleri, ağızlarına dişler var. Ay bismillah. Bunlar hep bu mezarla defnedilen kişiler. En fazla 11 kişi.
En fazla 11 kişi. Evet, 11 kişiden 12. olmuyor yani, izin vermiyorlar. 1100 yıllık bir gelenek. Gördüğümüz ağaç Terumanyan ağacı. Şu an orada cesetler var. Açık kokusunu alıyor musunuz? Hayır. Kokuyu alamazsınız. Bütün kokuyu bastıran şey bu. Rivayete göre 1100 yıl önce bu ağaç bütün Bali yarımadasını kokusuyla büyülüyormuş. O zamanlar savaşlar falan varmış tabii, diğer ülkelerden falan insanlar geliyormuş. Hı hı. Yani bir aşık hikayesi de var işin içerisinde. Sonra bu ağaç yıkılmasın diye, yani gelip kesmesinler, götürmesinler diye buraya mezarları açık bir şekilde bırakmaya şey yapıyorlar, başlıyorlar. Mezarlar buraya gelince ölülerin kokusu ağacın kokusunu bastırıyor ve şu an Turunyan köyünün dışına çıkmıyor koku. Çok iyi. Ondan dolayı şu an ölülerin kokusunu almıyoruz. Normalde bu ağaç olmamış olsa asla duramayız burada. Tabii canım, ölüden bahsediyoruz. Kedi bile ölse nasıl kokuyor? Tabii. Dibine girsek alırız ama, değil mi? Ceset yok şu an, daha yeni gelen. Eskimiş baya. Ben 3 yıl önce geldiğimde... Ama adamın ayağı var baksana, kafa kıyafeti duruyor sanki üstünde. 3 yıl önce geldiğimde yeni birini defnetmişlerdi bir gün önce. Dibine kadar bir girdim ve bir gün önce gelmişti. 2 gün 3 gün yemek yemedim. Çok kötüydü yani. Öyle böyle değil. Senin gösterdiğin evet öyleydi. Aynen. Daha sonra cesetler burada inanışa göre, Hinduizm inancına göre iyi kişi ise, kalbi temizse, dünyada iyi şeyler yaptıysa 2-3 gün içerisinde, mak 5-10 gün içerisinde sürüngenler bu bedeni parçalıyor. Sezercim işin zor. Kötü kalbi, kötü kalpli, pislik insanlar, dünyada herkes üzmüş kişiler ise burada yıllarca çürümeden durabiliyormuş. Ben geldiğimde şu an yok mesela, çürümüş. İlk baştaki mezar 6-7 sene falan duruyordu demişlerdi bana, evet. Şu an yok, kafatası adam var sadece. Adam çok iyiymiş o zaman. Ha? Çok bayağı sıkıntılıymış. Ha, adam kötüydü. Kötü. Tabii. İyiysen yani, hemen çürüyorsun kanki. Ha, iyiysen hemen çürüyor. Hemen çürüyen kafatasın buraya geliyor. Hemen çürürüm ya. Kavuşuyorsun Tanrı'na. Bismillah. Ama kötüysen burada 8 sene 10 sene falan bekleyebiliyorsun. Ama çok sivri var. Çok sivri var. Evet. Evet, çok sinek. Ceset var açıkta abi, normal yani. Kim? Evet, bir misk gibi bir şey kokuyor. Aynen. Naneli bir kokusu böyle var. Böyle şey, ginger, bal aromalı evet. Bir şey kokar. Bu kadar keskin bir kokusu yok sanki ama. Ölüler bastırıyor. Çok ilginç ya. Ben bakamayacağım galiba. Çok korkuyorum. Bakın bir tane fotoğraf. Şu da ölen birinin fotoğrafı valla. İçinde valla ayaklarını görüyorum şu an ya. Bakın şurada. Dikkat edelim. Mezarların dibine çok girmeyelim. Kokuyu alırsanız günlerce yemek yiyemezsiniz. Saçı duruyor ya kadının. Vallahi saçı duruyor. Evet. Bak şuna baksana detaylı. Koku baskı mı o zaman? Gözlerine bakma ama. Korkarsın. Ay, çok ileri gitmeyin. Kokuyu alırsanız mahvolursunuz. Gördün mü saçını? Evet gördüm. Sen şu aşağıya bakma Buki. Nereye geldik? Kokuyu aldın mı? Biz nereye geldik hakikaten ya? Yani şu an bir belgeselin içerisindesiniz arkadaşlar. Pardon ya. Evet ya, evet de çok sivri var ya. Bu kadar normal değil bak, bunlar çok fena. İnanılmaz. Uf, çok kötü yiyorlar. Şurada gördüğünüz gibi. Niye? Bakayım ya. Hayır bakma. Ya bakma, o çok kötüydü. Arkadaşlar yani ben gerçekten şu an bu yaşadığıma inanamıyorum. Böyle bir ada olduğuna bile hala inanamıyorum. Gerçekten herkes şu an açık yani, ayaklarını, kafalarını, saçlarını görebiliyoruz. Yani ben şahsen çok etkilendim. Şimdi sözü Hayta Yollarda'ya bırakmak istiyorum. Hayta Bey. Hello everyone. Nedir buranın olayı? Şu an Turunyan köyündeyiz. Evet. 1150 yıl önce buraya ilk cesetler bırakılmaya başlanıyor. 1150 yıl önce gördüğümüz Turumanyan ağacı görseldi. İnanılmaz büyük ve görkemli, aynı zamanda mis kokan bir ağaç. Bunun kokusu öyle etkili ki sadece Turunyan değil, şu an Bali'ye biz yaklaşık 45-50 km uzaklıktayız. Bali'yi bile çevrelemiş kokusuyla. Ve insanlar bu kokuyu görünce şaşırmışlar, ağacı aramaya başlamışlar. Bali'nin içerisindeki diğer civar köylerdeki, adalardaki yaşayan halk. Ve Turunyanlıları bir korku salıyor. Diyorlar ki işte onlar gelip ağacı mahvedecek, ağacı katledecekler. Biz ne yapalım, ne yapalım? Hinduizm dinine inancı, Hinduizm inancına sahip kişiler, Turunyan'da yaşayanlar. Daha sonra buraya köyün büyüklerine bir tanesi diyor ki biz diyor ölen kişilerimizi oraya bırakalım ve gömmeyelim. Açıkta bırakalım ki ölülerin kokusu ağacın kokusunu bastırsın. İlk başta bir kişiyi bırakıyorlar. Yetmiyor. Yine ağacın kokusu adayı sarıyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyene kadar 11. cesedi bırakana kadar koku duruyor abi. 11. cenazeyi koyduktan sonra ağacın kokusu artık buradaki cesetlerin kokusuyla birlikte birleşiyor. Turunyan köyünün dışına çıkmıyor. Şu an burada rahat rahat geziyoruz gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde koku almıyoruz. Normalde bir cesedin başında asla duramazsın. Ve bu cesetler burada yıllardır duruyor. Neden yıllardır duruyor? Onu anlatalım. Sadece Turunyan ailesinin üyeleri, Turunyan köyünün üyeleri buraya bırakılabilir. Turunyan dışında hiç kimse buraya bırakılamaz. Hinduizm inancına sahip kişiler. Dünyada iyilik yaptıysan, ne kadar iyi bir insansan, buraya bırakıldığında, zaten cesetler açık bir şekilde bırakılıyor. Hızlı bir şekilde fareler, kemirgenler gelip seni yer.
Ama inanışa göre bu dünyada kötülük yaptıysan, insanları üzdüysen, kalp kırdıysan, hak yediysen yıllarca burada bekliyorsun ve çürümüyorsun. Ben 3 yıl önce geldiğimde 7 yıldır çürümeyen ceset vardı burada. Şok olmuştum gerçekten gördüğümde. Tabii dibine kadar girerseniz kokuyu alırsınız. Ama şu an başında duruyoruz. Aramızda nereden baksanız 40 santim var. Koku falan yok. Cesetler çürüdükten sonra burası boşalıyor, yer açılıyor. Daha sonra yeni ölen kişiler buraya getiriliyor. Peki o kemikler ne oluyor? Burası ceset çöplüğü gördüğünüz gibi. Kemikler falan burada. Kafatası ise hemen arkada gördüğümüz kafatası merkezine getiriliyor. Buraya bırakılıyor arkadaşlar. Yaklaşık şu an 200-300 belki daha fazladır kafataslarını görüyoruz. Burada bırakılan kişilerin. Sağ tarafımda gördüğünüz ise o meşhur Turumanyan ağacı. Burası gerçekten çok ilginç bir ada. Kendi başınıza lütfen bu adaya gelmeye kalkmayın. Çok tehlikelidir. Ada halkı saygıyla karşılamayabilir. Turla gelmeniz gerekiyor. Ve buraya her firma tur yapamıyor. Özel izinler, özel kontaklar olması gerekiyor. İki rehberle geldik. Bir tane Bali rehberimiz var. Bir tane Turunyan köyünün içinde bir rehberimiz var. Onlar için ayrı ödemeler yapıyorsunuz. Tabii biz Bali Adası turlarıyla geldiğimiz için rahatlıkla gezebiliyoruz şu an burada. İstediğimiz gibi dolaşabiliyoruz. Çok ilginç bir gelenek gerçekten ya. Yani şuraya ben 46 ülkeye gittim. Böyle bir şey görmedim abi. Ne Katolik'inde gördüm, ne Budist'inde, ne Hindus'unda. Çok ilginç. Gerçekten harika bir deneyim. Yani ben şunu anladım arkadaşlar bu arada. Şimdi size de göstereceğim. Ne kadar varlığınız olursa olsun, ne kadar zengin olursanız olun. Bunu lütfen unutmayın. Bakın burada bütün mal varlığı var. Ölen kişinin. Ama yanında hiçbir şeyi götürememiş. Yanınıza hiçbir şey alamıyorsunuz. Yani bu hayatı bu kadar önemsemeyin. Bu kadar böyle para düşkünü, mal mülk düşkünü olmayın. Hayatı sevin ve yaşamaya çalışın sadece. Mutlu olmaya çalışın. Yani hiçbir değeri yok malın, mülkün, paranın. Bakın burada da eşyalar, ölüler. Hayat bu kadar kısa. Ölen her şey. Şeyleri var burada. Saçlar, evet, falan var. Taraklar, paralar, remleri, diş macunları. Tepsi, terlik. Burada ölen kişilerin eşyaları. Hoparlörler, yani eşyalara, yani bakın anlayacaksınız demek istediğimi. Yer zaten para dolu böyle. Bir sürü para var. Terlikler var, gözlükler var. Bak burada bir tane gözlük var. Şurada belki görebilirsiniz. Şöyle ayağımla. Şurası. Ondan sonra çok da içeri girmek istemiyorum. Yani böyle bir yer arkadaşlar. Ben size daha ne diyeyim bilmiyorum gerçekten. Burası da mezarlıklar. Şöyle üçgen şeklinde bir şey yapmışlar bambulardan. Yani burada teyzemiz kıyafetleriyle, çantasıyla, çantasının içindekilerle. Ben görüyorum şu an, belki siz göremiyorsunuz ama. Yani kafası, saçları, ağzı açık böyle. Böyle bir yer. Buraya gelmek isteyenler olursa, evet, buraya bıraktık Bali Adası turları. Mesaj atarak destek alabilirsiniz. Hı hı. Gerçekten çok farklı bir deneyimdi. Şimdi mezarlığın girişini göstereceğim size. Çok ilginç bir şey var burada. Şöyle iki tane insan kafası, yani insan figürü var. Şurada da var. Bunlar neydi İbrahim Bey? Bunlar 1150 yıl önce buraya ilk defnedilen iki kişinin, hadi ya, heykelleri, evet. Uf. Kadın ve erkek. Onlar çok ilginç. Koymuşlar buraya. Bunun içinde ne var böyle? Şey, heykel ya. Sanki içinde kafatası mı var yoksa? Eşyaları var. Eşyalarını da içine böyle bırakmışlar. Aynen. Sepetle. Çok ilginç bir yer ya. Gerçekten burası da mezarlığın girişi. Teşekkür ediyoruz bilgiler için. Ne demek? Ben geldiğimde bu kadar sinek yok da şu an sinekten geçilmiyor. Şu an yürüyemiyoruz. Adım atamıyoruz sinekten. Evet. Nereye gidiyoruz? Şimdi güzel bir yemek molası vereceğiz. Hadi bakalım. Mezarlık gezisi. İştahımız kalmadı ama. Önce bir drone uçurayım şurada. Tamam. Evet. Ne hissettin ya? Nasıl bir yerdi? Ben çok kötü hissettim abi. Vallahi ben kötü hissetmedim. Neden? Ben ne hissettin? Ölüme yakın olmanın doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ne kadar ölüme yakın olursak o kadar da hayatımızın ne kadar kısa ve ne kadar anlamsız olduğunu anlayıp daha fazla güzel günlere ulaşabiliyoruz. Evet. O yüzden ben Türkiye'de de mezarlıklara giderdim bu arada. Hani bir El-Fatih okurdum, su dökerdim tanıklarımı. Ama bu biraz garipti yani. Evet. Yani ölü bedenlerinin toprak üstünde olması. Onları görüyoruz resmen. Böceklerin yiyip o kemiklerinin etrafta kalması çok acayip. Evet, teknemize bindik, gidiyoruz arkadaşlar. Sadece bir dipnot vermek istiyorum. İnanılmaz derecede sivrisinek var. Sinek var. Yanınıza gelirken böyle sinek ilacı falan bir şeyler alırsanız ya da böyle uzun eşofmanlar giyerseniz sizin için daha sağlıklı olur. Yoksa duramazsınız yani, o derece çok sinek var. Bu da benden sadece ufak bir tavsiye. Evet, şimdi yemeğe geldik arkadaşlar. Burada yemek yiyeceğiz. Şöyle hemen size içeriği göstereyim. İçerisi böyle. Hello. Gayet güzel bir yere benziyor ya. Bu odada artık adadan çıktık. Tekneyle
Bali'ye geri dönüyoruz şu anda. Bali'deyiz. Sen buraya geçen sene gelmiştin. 3 sene değil mi? Aynen bahsediyordun. 3 sene mi? Aynen. Uf. Unutmamışsın ha. Asla unutmam. Vallahi süper. Manzara efsane. Aynen karşılıklı çekim. Yemeklerimizi yedik. Afiyet olsun gençler. Beğendin mi yemekleri? Ben yemekleri çekmeyi unuttum. Pilav olmasa da olurdu ama tavuğu çok lezzetliydi. Ne kadar ödedik biz hesap toplam? 8-9 dolar civarı bir şey ödeyeceğiz galiba. Çok iyi. 3 kişi şu anda toplam yemekleri maksimum 9 dolar falan ödeyeceğiz arkadaşlar. Gayet uygun bir yer burası. Manzara da güzeldi. Gelecek olanlara tavsiye ederim. Ve gün bitti arkadaşlar. Evlere döndük. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Enteresan bir gündü gerçekten. Abone olup beğenirseniz, yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda artık görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.